istenilen seviyede değil. Bu bir kayıp mı Bulgaristan Türkleri için? Bence kayıp. Çünkü soydaşlarımızın kimliğinin ortaya konması herkese düşen bir görev, kişisel bir görev. Yani bunun sadece bir parti, bir gazete, bir radyo, bir televizyon veya Türkiye gibi bir ülke tarafından yapılması doğru da değil, yeterli de değil. Herkesin kendi kültürümüzü çeşitli veçeleri bakımından ortaya koyması lazım. Bunun için tabii soydaşlarımızın kültürü çok yönlü. Güreş kültürü var, yağlı güreş kültürü var, normal kültürü var, Zidrelles kültürü var. Kırcalı'da oturan farklı, Deli Orman'da oturan farklı Recep Küpçümüz var, Nuri Adalımız var, Kadriye Latif babamız var. Yani kültürümüz güçlüdür, canlıdır. Bunun bütün renkleriyle ortaya konması gerekir. Bunun tek bir dernek tarafından yapılması da mümkün değil. Çok sayıda derneğimiz var ama yeterli kadar güçlü değiller, daha güçlü olmaları lazım. Geçenlerde bir Kadriye Latif Baba akşamı yapıldı. Vallahi 50 kişi geldi. Gönül isterdi ki 350 kişi gelsin. Sofya'da olduğu için belki. Biliyorum. Peki. Ama biz de Sofya'dayız, ne yapalım? Peki 90'dan sonra bu tür derneklerin güçlü olmaması manevi olarak kaybı ne oldu bu başta? Yani soydaşımızın kimliğinin siyasi, medeni, kültürel haklarının belki daha iyi duyulmamasına yol açmış olabilir. Bunun daha iyi tanıtılması gerekir. Soydaşlarımız bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Asırlardır burada yaşıyorlar. Kültürel haklarının, kimliklerinin, ihtiyaçlarının birinci derecede, birinci elden etkin bir şekilde ortaya konması gerekir. Size bir örnek vereyim. Bugün hala okullarda soydaşlarımızın çocukları Türkçe dersi alamıyorlar. Birçok yerde alamıyorlar. 3 saat, 4 saat ders bile alamıyorlar. Ya müdür diyor ki öğretmen kadrosu yok. Ya diyor ki o sınıfta kaloriferler kapalı. Ya diyor ki veliler müracaat etmedi. Belki üçü de doğru. Veliler de müracaat etmemiş olabilir. Ama bunu artık kabul etmek çok zor. Bırakalım artık bu kardeşlerimiz kendi ana dillerini iyi öğrensinler. Pedagoglar bunu ispatlamışlardır. Bir çocuk kendi dilini çok iyi konuşamıyorsa başka bir dili öğrenemez. Ama bizim soydaşlarımızın arasından doktor, mühendis, astronot çıkarmamız lazım. Bu ancak çok iyi Türkçe, çok iyi Bulgarca öğrenirler çocuklar.